Yanımızda TET U9 takımından Aras Eratıl var. Aras'cığım öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Siz nasılsınız? Ben deyim. Aras'cığım şimdi seni yakından tanımak istiyorum. Basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Önce futbol oynuyordum. Sonra basket topu elime geldi. Sonra bir tane basket atmaya çalıştım. Sonra başladım. Peki Aras'cığım hedeflerin var mı basketbolla ilgili? İyi oynamak, NBA'ye gitmek. Ya da Euroleague'e gitmek. Peki idolün var mı Aras'cığım? İdolüm Tatum. Peki Aras'cığım son olarak koçunuz en çok neye kızıyor? Ne söylüyor size? Şey en çok bize dribling yapmadan önce topu tutmadığımızda kızıyor. Peki Aras senin gibi basketbola başlayacak olan arkadaşlarımıza neler söylersin? Neler tavsiye edersin? Çok çalışmaları gerek. İnşallah basket iyi oynarlar. Teşekkür ediyoruz Aras. Başarılar diliyoruz. Spor Smash TV izleyenleri yanımda TED U9 takımından Berk Kaya var. Merhabalar Berk, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Berk nasıl başladın basketbola? Abim basketbolcu olduğu için bana basketbol oynamamı söyledi. Seviyor musun peki basketbolu? Evet. Peki basketboldaki hedefin ne? NBA'de oynayıp ünlü olmak. Peki senin bir idolün var mı? Michael Jordan. Neden? Çok çalışıyor ve hiç pes etmiyor. Peki senin yeni başlayacak arkadaşlarına bir tavsiyen olur mu? %100'ünü vermeleri ve hiç pes etmemeleri. Güzel söyledin. O zaman biz de sana başarılar diliyoruz. Teşekkürler. TED U9 takımından Doruk Dinç Bakkal yanımızda. Dorukçum öncelikle hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Dorukçum basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Babamın arkadaşı vardı. Burak Safkan. O burada olduğu için ben de buraya gelmeye karar verdim. Öyle buraya geldim. Çok güzel. Peki Dorukçum basketbolla ilgili hedeflerin var mı? Var. NBA'de oynamak. Peki idolün var mı? Var. Michael Jordan. Çok güzel. Peki senin gibi basketbola yeni başlayacaklara neler tavsiye edersin? Neler söylersin? Kısaca başarılar derim. Peki Dorukçum, son olarak koçunuz en çok neye kızar? Ne söyler size? Normalde hızlı kat etmeyince kızar. O kadar. Peki Dorukçum çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz basketbol kariyerinde. Teşekkürler. Sports Match TV izleyenleri yanımda TED U9 takımından Yiğit Temel var. Merhabalar Yiğit. Nasılsın? İyiyim. Abla sen nasılsın? Teşekkürler. Yiğit nasıl başladın basketbola? Futbol oynuyordum. Sonra baskete başlamak istedim. Öyle başladım. Peki basketbolda bir gelecek hedefin var mı? Var. Ne yapacaksın? NBA'ye gitmek istiyorum. NBA'den önce Euroleague'e gitmek istiyorum. Peki bir idolün var mı? Var. Yani Santum Kupa. Neden? Çok iyi oynuyor, çok yetenekli, çok fizikli, çok çalışkan olduğu için. Senin peki hocanız en çok neye kızıyor? Şey var. Mesela pas verince kat etmezsen kızıyor. Mesela direktmen çemberi gidince kızıyor. Bu kadar. Yeni başlayacak arkadaşlarına ne söylerdin? Hep mücadele etmenine, bir de hiç pes etmemeli. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Biz de sana başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Evet yanımızda TED takımından Can Bora var. Can öncelikle hoş geldin. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Basketbola nasıl başladın? Ben abim yüzünden başladım 4-5 sene önce. Peki basketbolla ilgili gelecek hedeflerin var mı? Çok yok yani. Örnek aldığım bir sporcu peki var mı? Kesinlikle Kobe Bryant ve Damian Lillard. İkisi de çok çalışkan ve çok müdahaleci. Basketbola başlayacak olan küçük kardeşlerimize ne önerirsin? Hiç pes etmemek, müdahale etmek, çok cesur olmak. Peki son olarak koçunuz en çok neye kızıyor? Ne söylüyorsun? En çok böyle yanımızdaki arkadaşımız boşken pas vermememiz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.